Yaşamın olduğu her yerde Olimpis Komple mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor. Yeri geliyor tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise tüsülenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçın. Dünyada tek ve sadece Olympus Komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir. Geldi gitti. O zaman efendim. Bir daha gelir herhalde. O da başını eğdi sonra. Evet, 1 litre süt kullanacağız, 350 gram toz şekerimiz var mançini için, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta ve 60 gram nişasta. Bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Gayet evet, basit. Bu kadar. Hadi yeterli bakalım. Zaten. Çok fazla da uğraşmasınlar. Bugün pratik bir tatlı yapsınlar değil mi Ayşegül Hanım? Kesinlikle. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, Ayşegül Hanım malzemelerimizi sizlere saydı. Malzemelerimizi saydıktan sonra biz de kısaca bir daha anlatalım. Hemen sizlerle beraber tatlımızı hazırlayalım. Tatlımız için gerekli olan malzememiz neydi? 1 litre süt kullanıyoruz. 1 paket süt. O bize yeterlidir. 350 gram. Yani 2 su bardağına yakın diyebiliriz. Sevgili izleyicilerimiz, toz şekeri kullanıyoruz. 60 gram nişasta kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar nişasta hemen hemen 60 gramına denk geliyor. 1 paket vanilya kullanıyoruz. 1 adet yumurta yazmışız ama yumurtanın sadece sarısını kullanacağız sevgili izleyenlerimiz. Malzemelerimiz sadece bundan ibaret. Malzemelerimizi sizlere anlattık. Malzemelerimizi anlattıktan sonra tenceremizi ocağa koyduk. Mavi tenceremiz. Evet, güzel tenceremizi ocağa koyduktan sonra ilk işlemimiz sütümüz. Hemen 1 litre sütümüzü tenceremize ilave ettik. Evet. Sütümüzü ilave ettikten sonra yavaş yavaş şimdi Ayşegül Hanım sütümüzü karıştırsın. Hem dibine tutmasın hem de sütümüzü karıştırmaya devam ediyoruz. Bir yandan ne yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz? Toz şekerimizi alalım. Toz şekerimizi içine ilave ediyoruz. Toz şekerimizi içine ilave ettik. Karıştırma işlemine devam ediyoruz. Hemen içine tekrardan bir paket vanilyamızı, daha güzel bir lezzet versin diye vanilyamızı da içine ilave ettik. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Buyurun. Şimdi anlatacağımız çok şey var galiba bugün usta. Nişasta hazırlayacak bir şey. Ben kendi adıma söylüyorum. Evet, sütle ilgili dediniz bugün ya. Heyecanlısınız. Hani, yok bugün gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Allah'a şükürler olsun. Hani diyoruz ya Rabbimiz bugünlerimizi aratmasın amin, diye. Amin. Dediniz ya dibi tutmasın diye. Onunla ilgili püf noktalarımız var. Biraz sonra paylaşalım inşallah. Tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimiz hemen tenceremizi koyduk. Tenceremizi koyduktan sonra sütümüzü içine ilave ettik. Sütümüzden sonra toz şekerimiz. Toz şekerimize sonra vanilyamızı tenceremize koyduk. Onları soğuk bir şekilde ilave ettik. Hepsini beraber karıştırıp kaynatmaya başlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş sütlerimiz kaynarken biz de ne yapıyoruz? Tekrardan ikinci aşama olarak nişastamızı hazırlayacağız. Nişastamızda ne vardı? Tekrardan sizlere bir daha anlatalım. 2 yemek kaşığı kadar nişasta kullanıyoruz. 1 adet yumurta sarısını kullanacağız tekrardan. Hemen nişastamızı aldık ve nişastamızı aldıktan sonra sevgili yönetmenimizin, kardeşimin suyunu hemen kullanalım. Evet, kapak biraz kirlendi İsmail ama kusura bakma güzel kardeşim. Hemen çok hafif suyumuzu içine ilave ediyoruz. Fazla suyla değil, az bir suyla nişastamızı açmamız gerekiyor. Onun için az bir suyumuzu içine ilave ettik. Hemen çırpmaya başlıyoruz. Evet, biraz daha suyumuzu da içine ilave edelim. Evet, hepsi sen mi kullanacak susa? Biraz da ben kullanayım. Sen mi içeceksin suyu? Evet, bol bol su içmek lazım. Tamam. Havalar da ısındı. O zaman siz bol bol içmeye devam edin. Ben de hemen yumurtamızı hazırlıyorum. Hadi şimdi bakalım. Nişastamızı çok hafif sevgili izleyenlerimiz suyla açtık. Suyla açtıktan sonra tekrar ne yapacağız? Bir adet yumurtamızı sadece sarısını kullanacağız.
hemen onu da tekrardan kabımıza koyduk. Kabımıza koyduktan sonra hemen çırpıyoruz hafif. Şastamızı açıyoruz tekrardan. Şu anda hemen nişastamız da hazır ve yumurtayı da içine ilave ettik. Şu anda hazırladık. Tatlımız hemen hemen hazırlama noktasına geldi. Şu anda tatlımız biraz sütümüzü kaynaması gerekiyordu. Sütümüzü de bir iki dakikada bekleyeceğiz. Hemen içine ondan sonra nişastamızı ilave edeceğiz. Bir adet yumurta sarısıyla beraber nişastamızı ilave ettikten sonra biraz kaynayıp özleştikten sonra hemen istediğimiz herhangi bir tepsiye koyup aldığı kadar bir tepsi hangi tepsiye alıyorsa onu koyup ondan sonra fırınımıza göndereceğiz. Fırında üzeri güzelce bir şekilde kızarana kadar fırın sütlaç gibi üzeri kızarana kadar fırında tutacağız. Fırında piştikten sonra ondan sonra alıp soğutmamız gerekiyor ve soğuttuktan sonra programımızın sonuna doğru da onları dilimler halinde kesip sizlere servis etmiş olacağız. Evet, mançini yapılışıyla ve gerçekten böyle tadıyla da farklı olacak. Evet inşallah. Sütü kaynatmıyor muyuz usta? Evet, beraber de kaynayacaklar çünkü tamam, onun beraber için. Beraber kaynayacaklar. Tamam. Evet, hemen beraber kaynayacaklarmış o zaman. Evet. Şimdi bir de sen hep diyorsun ya karıştırırken de çok hızlı karıştırmayalım ki soğutmayalım. Soğutmayalım. Böyle yavaş yavaş karıştıracağız. Tabii eğer ben yapıp becerebilirsem. Ben genelde biraz böyle seri kanlı olduğum için. Hayır şimdi yemeklerimiz olabilir, tatlılar olabilir. Bunları biz karıştırırken özellikle dikkat etmemiz gereken nokta tam karıştırmak farklı. Bir de bilinçli bir şekilde karıştırma farklı. Özellikle tenceremizin altına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tenceremizin altına hazırladığımız çorba olabilir veyahut da yemeğimiz olabilir veyahut da tatlı olabilir. Yapışmayacak şekilde karıştırmamız gerekiyor. Şimdi üstten karıştırdığımızda eğer altı yanıyorsa o zaman o yemeğimizin tatlımızın da bir anlamı kalmayacak. Karıştırdığımızda her tarafı eşit bir şekilde karıştıracağız. Kenarlarını da dikkat edeceğiz ve ondan sonra kaynadıktan sonra o zaten bir daha yapışmayacak. O şekilde de sizler de hazırlayabilirsiniz. Hemen biz ne yaptık? Fırına da şu anda fırınımızı da altını açtık. Yavaş yavaş fırınımız da ısınsın. Fırınımız ısınırken Ayşegül Hanım da tatlımızı yapmaya devam ediyor. Mançini tatlımız. Onun için sizlere malzememiz neydi? Bir daha istersen anlatalım. Ondan sonra hatta gerekirse ikinci yemeğimize de geçebiliriz. Onun da hazırlığını yapacağız. Şimdi sevgili izleyenlerimiz 1 litre kadar süt kullandık. Tenceremize ilave ettik. Tenceremize ilave ettikten sonra onun üzerine 350 gram yani 2 su bardağına yakın toz şekeri kullandık. Ondan sonra bir paket vanilya kullandık. İçine ilave ettik. Hemen onlar kaynamaya yavaş yavaş başlarken hemen biz de ne yaptık? Nişastamızı 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı geniş bir kabın içine alıyoruz. Ve az bir suyla bir çay bardağı kadar suyla çırpmaya başlıyoruz. Bir adet yumurta sarısını istersen ayrı ayrı da karıştırabilirsin. İstersen içine ilave edip o şekilde de karıştırabilirsiniz. Hemen onu da çırptıktan sonra hafif bir suyla çırptıktan sonra içine ilave ediyoruz. Beraber kaynamasını bekliyoruz. Şimdi biraz sonra fırınımız da ısınsın. Ondan sonra bir kabımıza herhangi bir tepsimize alacağız ve fırınımıza göndermiş olacağız. Evet bu arada şimdi süt kaynatırken dibi tutmasın dedi ya ustamız. Onunla ilgili sizlere paylaşalım isterseniz. Ekranlarını yeni açanlar, bizleri yeni takip eden izleyenlerimiz var çünkü. Püf noktası nedir efendim? Tencerenizin içerisine sütü ilave etmeden güzel bir şekilde soğuk suyun altına tutun. Tencereyi kurutmadan sütünüzü ilave edin. Böylelikle sütü kaynattığınız zaman hem dibi yanmayacak hem de sütün izi kalmayacak. Çünkü bazen kaynattığımız zaman böyle hani dibi tutar gibi olur ya iz kalıyor. Hatta onu temizlemekte biraz zorlanıyoruz. Bir de şöyle bir şey var süt kaynatırken işte eğer ki böyle yoğurt mayalayacaksak bazen başında duruyoruz ayrılamıyoruz süt taşmasın diye. Onun da pratik bir yöntemi var tabii ki. Süt tenceremizi soğuk suda güzel bir şekilde yıkadık. Kurutmuyoruz, dökeceğiz. Ondan sonra sütümüzü ilave ediyoruz üzerine. Sütümüzü tenceremize koyduktan sonra şöyle yarım yemek kaşığı kadar çok fazla olmayacak tereyağını alın sütünüze ilave edin. O şekilde karıştırın. Böylelikle ne olacak? Sütünüzün taşmadığını göreceksiniz. Gönlünüz rahat bir şekilde içeri gidin, işinizi yapın. Tabii ara ara yine de bakmakta fayda var tabii ki. Tabii ki. Evet bir telefonumuz var. Bakalım kim aramış bizleri. Alo. Alo. Fehmiye Hanım. Ah canım bir tanem nasılsın? Ay teşekkür ediyorum. Nerelerdesiniz siz ya? Buralardayım. Fırsat gelmiyor yani. Arayan çok.
Öyle mi? Evet. Fehmi Hanımcığım bir dakika bekleteceğim sizi, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şöyle tatlımız şu an bakın oldu. Tamam, hafif muhallebi kıvamına onu geldi. Onu alabilirsin Ayşegül Hanım. Tamam. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen mançini tatlımız hazırlandı. Tatlımız hazırlandıktan sonra herhangi alabileceği bir tepsi olabilir, kap olabilir. İçine ilave ediyoruz. Çok hafif toparlayabilir misiniz Ayşegül Hanım? Size zahmet. Şimdi bu muhallebi kıvamında oldu ya usta. Evet. Çok da fazla böyle yoğun olmayacak öyle değil Yok, mi? Yok, çok aşırı bir şekilde tamam. yoğun olmayacak. Hemen şu anda tatlımızı, mançini tatlımız hazırlandı. Ve hazırlandıktan sonra geniş bir tepsiye alıyoruz. Alabildiği kadar bir tepsiye alıyoruz. Ve tepsiye koyduktan sonra tekrar da ne yapacağız? Fırınımıza göndereceğiz. Üzeri nar gibi kızarana kadar fırında pişireceğiz. Ve ondan sonra alıp sizlere servis edeceğiz tatlımızı ve soğutmaya bırakacağız. Tatlımızı fırına gönderelim. Fırınımız evet. açıktı, ısınmaya başlamıştı ve fırınımıza ilave ediyoruz. Tekrardan fırınımıza koyduktan sonra biraz daha fırınımızı hemen derecesini yükseltiyoruz ve bir 15 dakika içinde tatlımız hazırlanacak. Sizlere bu sefer tatlımızı nasıl piştiğini bir daha göstereceğiz ve farklı bir sunumla inşallah sizler de hazırlamış olacaksınız. Ondan sonra tekrardan dörde bölüyoruz. Havuçları dörde böldükten sonra ince ince biraz daha erken pişmesi için ne yapıyoruz? Doğrayalım. Ama havucu doğramadan önce ben şöyle bir fırınımıza gitmek istiyorum. Sevgili izleyenlerimiz, eldivenlerimi alıyorum. Tatlımız beni al diye burada bağırıyor bize. Biz de ne yapalım? Tatlımızı alalım. Mançini tatlımız çıktı fırında sıcak sıcak. Onu tezgahımızın üzerine koyalım. Evet. Tatlımız şu anda gördüğünüz gibi hazırlandı ve tezgahımızda yerini aldı. Evet, fırınımız ısınmaya devam etsin. Tatlımızı evet, hazırladık. Tatlımız da kaynıyor, kaynıyor. Evet, çok da güzel, çok güzel o görünüyor. Güzel bir şekilde hazırlandı inşallah. Evet. Biraz tavuk göğsünü anımsatıyor değil mi usta? Evet, biraz tavuk göğsünü anımsatıyor ama çok da güzel olan bir tatlımız. Evet. İsteyen tabii bu şekilde farklı bir sunumlar da yapabilir. Sütlü ama tatlı sevenlere pratik bir şekilde. Önerilir. Evet. Çok da güzel oldu ya. Bu nasıl bir şey? Şimdi öyle hemen şey. Biz de yemeğimize tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Bir üzeri nar gibi kızardıktan sonra kenara alıp önce bir oda sıcaklığında bir soğutmamız gerekiyor. Yani normal bir soğukluğa ulaşması gerekiyor. Tatlımız soğuduktan sonra ondan sonra ne yapacağız? Tekrardan daha iyi bir şekilde hazırlanması için, kalıp şeklinde alması için ne yapacağız? Hemen dolabımıza göndereceğiz. Dolapta bir 3-4 saat bir dinlendirmemiz gerekiyor tatlımız. Dolapta 3-4 saat dinlendirdikten sonra ondan sonra hemen keseceğiz ve o şekilde de sizler hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Sizler kadar güzel bir gün ama bugün noktaladık ama yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Sağlıklı besleniyor musunuz? Sağlığınıza ne kadar özen gösteriyorsunuz? Nefesiniz merdiven çıkarken sizi üzüyor mu? Göbeğiniz ayakkabınızı bağlarken görmenizi engelliyor mu? Fazla kilolar sırtınıza acı veriyor mu? Günümüzde en çok korkulan hastalık gruplarından birisi de kalp damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları. Binlerce insan enfarktüsten hayatını kaybediyor. Damar tıkanıklığının ana nedeni ise yüksek kolesterol, yani fazla yağlı yiyeceklerle beslenme. Kendinize yaptığınız haksızlıklara ve hatalara son verme zamanı geldi. Sağlıklı yaşamayı amaçlayanlar, sağlıklı pişirmeyi evinize getiriyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme en önemli koşul. Bu Olympus pişirme robotuyla artık çok kolay. Olympus pişirme robotunun İnteraktif buğulama sisteminde pişen etler, yanan ateşe temas etmeden pişer. Yağ süzme haznesi ve buğulama sistemindeki buhar sirkülasyonu sayesinde yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle pişirilen et, balık, suyla temas etmeden buhar sirkülasyonlu ortamda pişirildiği için gıdalar kurumaz. Olympus pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Yağsız ve kolesterolsüz gıda ile tanışın.
kömür ateşine temas etmeden, lezzetten ödün vermeden yağsız ve sağlıklı kebap keyfini yaşayın. Hanımlar, beyler, artık mazeretiniz kalmadı. İşte Olympus pişirme robotu.